Sevgili öğrencilerim, merhabalar kardeşlerim. Şimdi dördüncü bölümümüzün 21 numaralı köşe taşında kalmışız en son. Hemen hiç vakit kaybetmeyelim biz de. Oradan devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir alalım. Dördüncü ünitemizin 21 numaralı köşe taşı. Şu keratanın bir de odaklanmasını da şöyle bir ayarlayayım arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Bira bismillah diyelim, başlayalım. Ne diyormuş ilk sorumuz? 15 var, 90 var, 75 de burasıdır. Yapıştırdım hemen. Şimdi 15, 75, 90 üçgeninin 2 adet bilmemiz gereken özelliği var. Fakat benim görüşüm şu arkadaşlar. Bu iki özellikten birincisi, yani şimdi burada kullanacağım özellik sınavda çıkabilir. Ama ikinci özelliği, muhtemelen ondan da bir soru vardır. Oradan sınavda soru geleceğini düşünmüyorum. Bunu da gelince göstereceğim zaten. Şimdi birinci özellik, yani önemli dediğim özellik şu. 15, 75, 90'da 90'ın karşısına, yani hipotenüse indirdiğiniz diklik, işte bakın buradaki 3 kaç santim ise hipotenüs her zaman 4 katı olacak. Yani BC'yi soruyor ya, zaten hipotenüsü soruyor. 3'ün 4 katı olacak. 12'dir sorumuzun cevabı. Kural gayet basit dostum. Şimdi tabii bunu böyle soruların içerisinde zor görünümlü olarak da yapacaklar. Ama siz bir soruda 15-75'i gördüğünüz an, üniversite sınavında görüyorsan eğer ki bunu, inan bana şu kural, haşa 15 kuralı aklına gelecek ve de gelsin. Şimdi buna bakıyoruz. CD açıortaymış. ACB. Şuranın tamamı 30'muş. O halde şuralar 15-15. Hatta bakın 15-90-75 üçgeniymiş bu. Nereyi vermiş? D'nin BC'ye uzaklığı. Yani aslında şunu vermiş. D'nin BC'ye uzaklığı demek, bir noktanın bir doğruya uzaklığı demek, dik uzaklık demektir. En kısa uzaklıkta dese aynı şey anlamına geliyor. Ve bu uzaklığı 2 birim verdiyse bize, bu da 15, 90, 75 üçgeni ise, şu hipotenüsümüz kesinlikle 2'nin 4 katı olacak, 8'i yapıştırdım. Şimdi bakın burada AB'yi soruyor bize. Soru artık 30-60-90 üçgenine döndü. Şuradaki 30-60-90 üçgenini kullanacağım. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yarısı oluyordu dostlar, 4. Yani sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 3 numaralı sorumuzu okuyabiliriz artık. ABCD dikdörtgen. Tamam. Madem ki dikdörtgen bütün açılarının 90 olduğunu göstermiş. Şuraya 75 yazdıysa şuraya biz hemen 15 derece diyelim. Çünkü toplamları 90 olacak. Bakın 15, 75, o zaman 3. açımda 90 derece oldu. Hemen bu 90 dereceden 15, 75'i gördüğüm için H4H muhabbeti yapacağım. H'a 4H. 4H dediği yer, yani hipotenüs 8 ise, o zaman benim H dediğim yer 2 olacak. Bakın neyi buldum? Şuradaki uzunluğu 2 olduğunu. Dolayısıyla dikdörtgenimin şu AD kenarı da 2. BC kenarı da 2. Benden ne istiyor? DE. Şuraya A diyelim. EC. Buraya da B diyelim. Yani aslında bu A dediğimiz yer şuraya da eşit A. B dediğimiz de buraya eşit. Sonuçta bu iki parça da dikdörtgen. Ve biliyorsunuz ki dikdörtgenlerde karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Bakın ne çıktı aynı zamanda? Öklit bağıntısı. Diklikten diklik indi. O halde 2'nin karesi 4 eşittir parçaların çarpımına. Yani A ile B'nin çarpımı 4'e eşitmiş. Zaten bizden de bunu istiyordu adam. Edirne'yi işaretledim hemen. Evet, 4 numaralı soruya bakıyoruz. Yine 15'imiz var, 75'imiz var. Şu 15-90 şuranın 75 olduğunu biliyoruz. 75-90 şuranın da 15 olduğunu biliyoruz. Alan A, B, C. 32 olarak verilmiş bize. Hemen kullanalım bunu dostlarım. Şimdi şuradan aşağıya bir diklik indirdiğimde, ben buna H dersem artık biliyorum ki hipotenüsüm kesinlikle 4H. 15-75'i görünce bunu kullanacaktım. İlla sana burada sayısal değerler vermesini bekleme. İlk 3 soruda H'ı verdi, 4H'ı yazdık. Ya da 4H'ı verdi, H'ı yazdık. Bunları vermesini bekleme. Sen 15-75-90'ı görünce H'a 4H olduğunu, eğer bir sayısal değer yoksa hemen yaz. Şimdi sana ne vermiş H'ı bulman için? Alanı 32 vermiş.
Bu A, B, C. Peki ben bir üçgenin alanını nasıl buluyorum dostum? Klasik bir alan bağıntımız var. Taban yani 4H çarpı yükseklik yani H bölü 2'dir. Bir üçgenin alanı neymiş? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ve bu da 32 olarak verilmiş bize. Şimdi şu ikileri sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. 2 çarpı h kare 32. Hatta 2 tanesi 32 ise bir h kare 16 yapar. Demek ki h eşittir 4 yapacak. H kare 16 ise neyin karesi 16? 4. H'ı 4 bulduk. Ne istiyor? DC'yi. Bak şurada da bir dikdörtgen çıkarttık biz aslında çaktırmadan dostlarım. 90, 90, 90. Bu da seve seve 90 o zaman. Dikdörtgen oldu burası. Tabii ki H ise burası da mecburen H olacak. Yani DC de H'a yani 4'e eşit gelecek diyebiliriz. Evet, 21'i gömdük. 22 numaralı köşe taşının birinci sorusundayım. 30 görüyorum. Yine bir ikizkenar üçgen demiş. 2 kök 2 30. X kaçtır diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi bakalım bunu bulmanın birkaç farklı yolu var arkadaşlarım ama hani hangisinden yapalım diye düşünüyorum ben. Yani 90'ın karşısı 30'un karşısı muhabbeti mi yapsam diye düşünüyorum daha doğrusu. Ama şöyle şıklara baktığımda hep kökü köklü bir sayı eksi artısı var yanında. Mecbur şu 15, 75, 90'ı yapacağım ama o işte hani burada işte arkadaşlar bahsettiğim şu ikinci özellik devreye girecek. Hani dedik ya bir özelliği sınavda çıkabilir ama diğer özelliğini sınavda sorulacağını ben çok zannetmiyorum demiştim dostlarım. Bu da onlardan bir tanesi. Bakın şöyle yapacağız şimdi. Şuradan aşağı bir dikliğimizi indirelim biz. İkizkenar üçgen olduğu için bu diklik tabanı ikiye bölecek. Bunu üçgenli açıda gördük. Şurası da açıortay da olacaktı 15 15. Bakın burada 15 90 75 üçgeni çıktı karşımıza. Şimdi biz burada 90'ın karşısını biliyoruz. Birazdan 15'in karşısını bulacağız. Birazdan 75'in karşısını bulacağız ama biz 15'in karşısını bulalım. Şimdi zaten aslında hocalarım yukarıda da bir açıklama yapmışlar dostlar. Şuradan hemen göstereyim onu da. Bakın diyor ki 90'ın karşısında ne varsa bir şey var mesela a parantezinde kök 6 artı kök 2. 15'in karşısında direkt a var. Yani şunu söylüyor. 90'ın karşısındakini kök 6 artı kök 2 toplamına bölerseniz direkt 15'in karşısını bulursunuz diyor. O zaman biz de bu kuralı uygulayalım. Ve dediğim gibi bu kurala sınavda çıkma ihtimali %1 bile diyemem arkadaşlar. Çok düşük, tamam mı? Hani öğrenemedin ama ne kadar da zormuş diyorsan üzülme. Bence sınavda çıkmayacak kardeşim. Peki biz devam edelim. Şimdi 90'ın karşısında 2 kök 2 olduğu için ben 15'in karşısını şöyle bulacağım. Bu 2 kök 2'yi kök 6 artı kök 2'ye bölerek bulacağım arkadaşlar. Şimdi bunu da hemen bölelim, bulalım daha doğrusu. Şöyle de yapabilirim. Kök 2 parantezine alabilirim burada her iki tarafı. Kök 2 parantezine alıp üsttekilerle sadeleştirebilirim. Hatta bunu yapana kadar hemen söyleyeyim. Söyleyene kadar da yapayım. Kök 2 ile sadeleşeceği için burayı yazmadım. Burayı da kök 2 parantezine alırsam kök 3 artı 1 kalır burada da dostum. Şimdi eşlenik çarpımını biliyorsunuz hepiniz. Benim konu anlatım videomdan da öğrendiniz bunu dostlarım. Kök 3 eksi 1 ile çarpıyorum her paydayı hem de payı. 2 ile çarparsak burayı 2 tane kök 3 eksi 1 olur. Bölü şimdi paydayı çarpıyorum yani alt tarafını çarpıyorum. Eşlenik olduğu için birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani kök 3'ün karesi 3. 1'in karesi 1. 3 eksi 1'den 2. Bunları da sadeleştirdiğimde geriye kök 3 eksi 1 kaldı. Şurası kök 3 eksi 1. Tabii ki doğal olarak burası da kök 3 eksi 1. Yani 2 tane kök 3'ten eksi 1 eksi 1 eksi 2 yapıyor. 2 kök 3 eksi 2. Yani cevabım Adana'dan geldi görüyorsunuz. Ne kadar da gıcık olduğunu da gördünüz zaten. Şimdi bu bir yoluydu. Mesela ikinci yolunu da şöyle sözel söyleyeyim. Kosinüs teoremi yaparak da bulabilirdiniz dostlar. Ben hani sırf bu kuralı sorduğu için, bu kuralın köşe taşısı olduğu için bu kuraldan çözdüm. Yoksa kosinüs teoremi belki daha kolayınıza gidecekti. Evet, ikinci sorumuz da neredeyse tıpatıp aynısı arkadaşlarım. Şöyle yapalım hemen.
Şuradan dikliğimizi indirelim. Yine diyorum bakın kosinüs teoremiyle de yapabilirsiniz bu soruyu. İkizkenar üçgende tabana inen diklik benim kai dediğim kuraldan dolayı hem bu tabanı ikiye böler hem de açıyı ikiye bölerdir. Burası 75-75 oldu. Yani doğal olarak buralarda 15-15 geldi artık. Bakın yine 90'ın karşısını biliyoruz kök 2 diye. Şimdi bu sefer 75'in karşısını bulacağız arkadaşlar. Hadi bunu da bulalım. 15'in karşısını bulalım ilk önce. Nasıl buluyorduk? Kök 2'yi şurada göstereyim ya da şurada göstereyim arkadaşlar. Burası gözüküyorsa. Evet. Nasıl buluyorduk? Kök 2'yi neye bölecektim? Kök 6 artı kök 2'ye böleceğim. Hatta aşağıyı kök 2 parantezine alayım. Kök 2 parantezinde kök 3 artı 1 kalıyor. Kök 2'lerde gittiği için 1 bölü kök 3 artı 1. Şimdi eşlenikle çarpacağım kök 3 eksi 1 ile. Hem payı çarpacağım kök 3 eksi 1 olacak. Hem de paydayı çarpacağım. Bunun karesi eksi bunun karesi gelecek kısaca. 3 eksi 1 yani 2 gelecek. Şimdi biz nereyi bulduk? 15'in karşısını, yani şuradaki yüksekliği bulduk aslında dostlar. Peki bu 15'in karşısını bildiğimizde 75'in karşısını nasıl buluyormuşuz? Bunu da 15'in karşısındakini kök 3 artı 2 ile çarpınca da, tekrar söylüyorum, kök 3 artı 2 ile çarpınca, bakın şöyle göstereyim, kök 3 eksi 1 bölü 2 ya, bu neresi? 15'in karşısı. 75'in karşısını bulmak için de 15'in karşısındakini kök 3 artı 2 ile çarpıyorsunuz. İşte bu da 15'in karşısı, 75'in karşısı yapıyor. Yani şurayı bulmuş oluyorum ben şimdi şu kısmı. E diyeceksin ki hocam bir de burası var x, bunların ikisinin toplamı. Yani bu işlemden 2 tane var. O zaman çarpı 2'yi de ekledim buraya. İşte şimdi bu işlemin sonucu bize aradığımız cevabı verecek. Şu ikiler gitti. Şimdi şunları dağıtarak çarpalım arkadaşlarım şurayı. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Kök 3 ile 2'nin çarpımı 2 kök 3'tür. Eksi 1 ile kök 3'ün çarpımı eksi kök 3'tür. Eksi 1 ile 2'nin çarpımı da eksi 2'dir. Hadi bir toparlayalım. 3 var, eksi 2 var, 1 yaptı. 2 kök 3, eksi kök 3 daha artı kök 3 kaldı. Yani kök 3 ile 1'in toplamı. Sorunun cevabı Bursa'dan geldi. Evet, bu köşe taşındaki sorular, haklısınız, içinizden geçiriyorsunuz. Biraz matematiksel işlemleri fazla olan, bu sakın gıcınıza gitmesin arkadaşlar ve lütfen bu sebepten dolayı ben geometri yapamıyorum demeyin. Geometri yapıyorsunuz aslında. Matematikteki o köklü sayıların, eşlenik çarpmanın, içeriye dağıtmanın falan gıcıklığına maruz kalıyorsunuz. Bu sebepten dolayı size geometri yapamıyorum demenizi istemiyorum açıkçası. Peki hadi okuyalım. Şimdi 90 var, 45 var. O zaman hocam şurası da 45. 45'in tam tersi de 45. Burada da 90, 45 var. Yine burası da 45. Hatta şu uzunluk şu uzunluğa eşit. Hatta bakın burada da ikizkenar var. Burası da 2 yaptı. Yine ikizkenar oldukları için. Şurası 60 dereceymiş toplam. O halde şuraya 30 kaldı. Bakın burada bir 15, 75, 90. Şu A, B, C. Bu da 15, 75, 90 çıktı. Şuradaki 30'un karşısına 2, 90'ın karşısına 2 katı düşecekti. 4 diyelim. Başka neler yapabiliriz? Bakın şimdi şurada da 90'ın karşısına 4 düştü. 15'in karşısına ne düşecek diye soracaksınız dostlar. Böyle bulacağız bunu. Ya da şöyle de bulabilirim. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı şurası 2 kök 3'tür toplamı. Şurası da 2 kök 3 eksi 2 yapar o halde. Ve 90'ın karşısını biliyorsam 45'in karşısını bulmak için bu 90'ın karşısındakini, yani 2 kök 3 eksi 2'yi kök 2'ye bölersiniz ki 45'in karşısını bulasınız. İşte aradığınız cevap aslında bu. Bunu da ne yapıyorum? Her iki tarafını kök 2 ile genişletiyorum. Hem payı hem paydayı şöyle kök 2 ile çarpıyorum. Çarpalım üst tarafı kök 2 ile. 2 kök 6 yapıyor burası. 2 kök 6. Eksi 2 kök 2 yapıyor. Bölü 2 yaptı. Şimdi ikilere de bölelim her iki tarafı. Şöyle ikiler gitti. Kök 6 eksi kök 2 kaldı. Aradığımız cevap. Yani cevabımız Edirne'den çıktı. Hadi şu sorumuza da bakalım hemen dostlar. 15 var, 45 var. AB kök 2 demiş. Buna göre
BC kaçtır diye şuradaki uzunluğu soruyor bize. BC kaç santimdir diye bir soru sormuş. Hemen bulalım. Şimdi 45'i görünce karşısına diklik indirecektik. Aha indirdik. Şimdi 90'ın karşısı kök 2 ise 45'lerin karşısı 1, 1 olacak. Nasıl buluyordum? 90'ın karşısını kök 2'ye bölersen ki kök 2 bölü kök 2 1 yapar. Şimdi şurada da 15, 90, 75. 15'in karşısı 1 ise 75'in karşısı neydi? Bunun kök 3 artı 2 katı. O zaman burası kök 3 artı 2'dir direkt. Çünkü 1'in kök 3 artı 2 katı oldu. BC'yi soruyor şuranın tamamını. Kök 3 ile 2, 1 daha 3 yaptı. Kök 3 artı 3 geldi. Yani Adana'dan çıktı sorumuzun cevabı. Evet, 22 numarayı da hallettik. Geldik 23 numaraya. Birinci sorumuz arkadaşlar. Bu da tıpkı 15, 75, 90 üçgeni gibi iki tane özelliği olan bir üçgen. 22,5, 67,5, 90 üçgeni. Şimdi burası 67,5 ise şurası 22,5'tur. Tabii ki burası da 67,5'tur. Burada da kural şu. Hipotenüsünden yükseklik x ise hipotenüs bunun kök 2 kök 2 katı. X çarpı 2 kök 2'dir burası. Şimdi yine alanı vermiş bize 9 kök 2 diye. Hadi bulalım. X çarpı x, yani taban çarpı yükseklik bölü 2, öyle yazayım ben. X çarpı 2 kök 2 çarpı x bölü 2 eşitmiş 9 kök 2'ye. Bakın ikileri sildim. İkiler gitti. Kök 2'leri sildim. Ne kaldı? X kare kaldı burada x çarpı x'ten. X kare 9'a eşit. O halde x ne çıkar? 3. Hemen ikinci sorudayız. Bakalım ne diyor? 37,5, 30 daha 67,5 burası. O zaman şurası da 22,5 olacak. Neyi vermiş bize? AB'yi 4 vermiş. Peki 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı ne olacak? 8. Neyi soruyor? Alan ADC, ADC, yani şu 22,5, 67,5 üçgeninin alanını soruyor. Hemen diyorum ki diklikten indirelim dikliğimizi. Neydi bu 67,5, 22,5 üçgenindeki kural? Hipotenüs 8, yükseklik neydi? Bunun 2 kök 2'ye bölünmüş hali. Hemen 2 kök 2'ye bölüyorum. 2'ler gitti 4. Kök 2 ile çarparsam 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2. Şimdi yükseklik 2 kök 2, tabanımız 8 bölü 2'den 8 kök 2 çıktı. Alanı soruyordu. Alan da Denizli'den geldi. Hemen 3 numaralı sorudayız arkadaşlar. Bakalım ne diyor? 37,5 diyor, 22,5 diyor. Tamam, şunların ikisinin toplamı ne yapıyor? 22,5, 37 daha ya da 22 ile 37'yi toplayalım. 59, birçuklarda toplanırsa 60. O zaman iki iç açının toplamı bir dış açı eşitten burası 60. Şurası 30. Şimdi 30'un karşısı kök 6 ise 90'ın karşısı 2 kök 6. 60'ın karşısı kök 6'nın kök 3 katı olacak. Kök 6 çarpı kök 3'ten kök 18 gelecek. Kök 18 de 3 kök 2'dir. Şimdi bakın 22,5 90 67,5 üçgeniymiş bu. Yükseklik 3 kök 2 ise hipotenüs neydi? 2 kök 2 katı. Hemen çarpalım. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 3 ile 2'yi çarptım 6. 6 ile 2'yi çarptım 12 çıktı. Sorumuz 3. sorunun cevabı Denizli'den geldi. Hadi 4 numaradayız dostlar. Şurası 7,5'muş arkadaşım. Şimdi tamamı 90 ise 7'yi çıkarsam 83,5'u çıkarsam 82,5 şurası. 82,5. Peki 22,5 ile 7,5'un toplamı ne yaptı? 30. Şurası 30. Bunu da yazalım. AC'yi 12 kök 2 vermiş. Şurası 12 kök 2 mi dedi? Evet, 12 kök 2. O zaman ben buraya indirsem bir diklik bunun 2 kök 2'ye bölünmüş hali olacak. 6 yapacak yani burası. BD'yi soruyor. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı da 2 katı olacak. 12 gelecek dostlar. Evet arkadaşlar, 23 numarayı da gömdük. Şimdi 24 numaraya geçeceğim ama burada bir durmak istiyorum. 24'ü bir sonraki videoda çözeriz artık. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.